8. dönemin tarihi bir döneme şahitlik edecek meclis olduğuna inanıyorum. Ve inşallah hep beraber meclisin içerisinde demokratik teamüllere uyarak, demokrasinin standartlarını da daha yükselterek meclis üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek ve Türkiye'nin milli hedeflerini gerçekleştirmek için güçlü adımların atılmasına yasama alanında gayret edecek ve bunu gerçekleştirecektir. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu önümüzdeki dönemin Türkiye için, Türkiye Büyük Millet Meclisi için, mecliste grubu bulunan siyasi partiler için ve meclisteki bütün milletvekili arkadaşlarımız için güzel, hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Makul Sonuç AK Parti ve MHP'nin diğer siyasi partilerden aldığımız, onlardan aldığımız randevu gereği saatlerine riayet ederek gün içerisinde diğer siyasi partileri de ziyaret edeceğiz. Destek bekliyor musunuz efendim? Biz nezaket, bu bir nezaket ziyaretidir. Bu bir nezaket ziyaretidir. Tabii ki bu nezaket ziyaretinin tamamlanması da gerçekten demokratik olgunluk bakımından önemlidir. Biz isteriz ki siyasi partiler olarak parlamentoda çok farklı fikirlerimiz olabilir. Türkiye'nin geleceğine ilişkin farklı projelerimiz olabilir ama diyalog içerisinde, anlayış içerisinde birbirimizle ortak zeminlerde karar alabilerek ve ortak zeminlerde bu mücadeleyi sürdürerek yolumuza devam edelim. Bunun başlangıcında biz elimizi uzatıp bir dostluk ve kardeşlik elini uzatmak bakımından da bu ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Bunun nihayetinde bir nezaket ziyareti olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim. Peki, sağ olun. Evet, AK Parti ve MHP'nin meclis başkanı adayı bütün partilere bir nezaket ziyareti yapacağını söyledi Numan Kurtulmuş. Önce